Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 7. haftasının 3. videosundayız yani son videodayız bu videoda ne yapacağız geniş açılı üçgenler ve dar açılı üçgenlerden bahsedeceğiz ve yardımcı elemanlarla üçgen eşsizliği arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz yani sayfa numarası 98 99 ve 100 deyip böylelikle üçgenleri de bitirmiş olacağız hadi bakalım dersimize başlayalım Geniş açılı üçgenden ve dar açılı üçgenden bahsedeceğiz. Yani dik üçgenle açı kenar bağıntılar arasında bir bağıntı vardır. Bir açı, geniş açı ya da dar açı diyorsa şimdi bir şeyler öğreneceğiz. Bakalım neymiş o. Normalde ilk önce şunu bir hatırlayalım. E, dik üçgende neydi? 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsü, hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşitti. Yani a kare eşittir nedir? b kare artı c karedir eğer a açısı 90 derece ise. Peki biz açılarla kenarların doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Eğer bu açı 90 derece değil de dar açı olursa e 90 dereceyken a kare eşittir b kare artı c kare oluyorsa eğer 90 dereceden küçük olduğunda açılarla kenarlar doğru orantılı olduğundan dolayı buranın ne olması lazım arkadaşlar? Yani şurası dar açı oluyorsa eğer a kare 90 olduğunda a kare eşittir b kare artı c kare oluyorsa 90'dan küçük oluyorsa da a kare küçüktür b kare artı c kareyi kullanacağız. Evet dikkat edin buna dar açılı yani 90'dan küçük dediği zaman yani dar açılı dediği zaman ne diyecekmişiz? A karenin bir de B kare artı kareden küçük olduğunu öğrenci, kullanacağız. Ha hocam bu sadece 90 için mi geçerli? Hayır. Burası mesela 60 derece gelebilir. Şurası 60 derece gelirse. Burası 4 burası 6 ise mesela. Sen atıyorum 60 derece olduğunda x'i buluyorsun ya. Hani ne yapıyorsun? Kosinüs ya da dik çizerek buluyorsun ya. 60 için değer bulduysan eğer soruda 60'tan küçük diyorsa. Yine 60'mış gibi düşünüp işlem yapıyorsun. 60 için bulduğun değeri buluyorsun. Ondan sonra 60 iken atıyorum 5 buldun. 60'tan küçük değerler içinde ne diyeceksin? Küçüktür 5 diyeceksin. Bu kadar basit. 90'dakinde de aynı mantığı yapıyoruz. 90 olduğunda burası a kare eşittir b kare artı c kare ama 90'dan küçük olduğunda yani dar olduğunda a kare küçüktür b kare artı c kareyi de kullanacağız. Ha bir de üçgen eşliğini kullanacağız. Her ikisini de soruda birleştireceğiz. Şunu da ben özellikle olarak bilmenizi istemiyorum. O yüzden bundan bahsetmeyeceğim. Ben soru nasıl yapıyorsam siz de ona göre dikkat edin. Dar açılı olduğunda böyle. Eğer açımız geniş açıysa ne olacak? 90 derece olduğunda A kare eşittir B kare artı C kare ise 90'dan büyük olduğunda da geniş açının karşısındaki kenarda A kare büyüktür B kare artı C kareyi kullanacağız arkadaşlar. Tamam. Mı? Genişlik ya da darlık bu. E, genişlik ya da darlığı direkt sorularda bize söyleyebilirler. Mesela örnek 17'ye bakalım. BAC açısı geniş açı demiş. Yani burası 90'dan büyük demiş. 90 olsaydı x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 12'nin karesi olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için aradaki işaret ne olacak? Büyüktür olacak. E o zaman x kare büyüktür. 25 artı 144'den x kare büyüktür 169 geldi. x de büyüktür 13 geldi mi? Geldi. Evet x 13'ten büyük bulduk. E hocam x'in alabileceği en küçük tam sayı değer isteniliyor bizden. Tam aralığını bulalım. Tam aralığı ne olacaktır burada? Tam aralığı arkadaşlar e, x'i araya alacağız bir de. Üçgen eşitliği de uygulayalım. x toplamlarıyla farklar arasında. Normalde 12 artı 5 ile 12 eksi 5 arasında. Yani 7 küçüktür x o da küçüktür. 17 mi geldi? Evet. Bakın x için 2 aralık geldi. Bir bu aralık geldi bir de bu aralık geldi. E aralıklara bakacak olursak hocam 7 ile 17 arasında bir de 13'ten büyük. Bak hem 13'ten büyük hem 7'den büyük. İkisini birden düşüneceğim zaman ne olacak? Aralığı daraltmam lazım. 13'ten büyük olacak. O zaman x 13 ile kaç arasında? 17 arasında olacak. En küçük aralığı ne olacak? En küçük dayı, sayı değeri ne olacak? O zaman 14 olacaktır. Peki hocam biz bunu daha kısa bir yoldan yapabilir miyiz? Evet dik üçgenleri biliyorsan yapabilirsin. Eğer kenarlar böyle özel kenarlarsa 90'mış gibi düşün. Normalde 90 olduğunda bak şuraya çiziyorum kısa yoldan anlatacağım. 5, 12 var ve şuradaki açı geniş açı demiş. 90'mış gibi düşünsen ne olur? 5, 12, 13 olur. Ama 90'dan büyük olduğu için yani geniş açı olduğu için 13'ten büyük olacak. Normalde x'i aralı araya alacağız biz toplamlarıyla farklar arasında. Ama 90 olsaydı 5, 12, 13 olacaktı. 90'dan büyükse 13'ten büyük olacak. Alt sınırı buldum. Üst sınır lazım bana. Üst sınırı da toplamları olacak. Alt sınırı üst sınırı bulup alt sınır lazım olsaydı farklarını yazacaktım. Evet burada üst sınır lazım bana. O zaman burası da 12 artı 5 diyebiliriz. Yani x kaçla kaç arasında? 13 ile 17 arasındayı direkt bu şekilde dik üçgen mantığıyla da bulabilirsin. Bunu da sakın ama sakın unutma eğer kenarlar özelse. Evet bakalım bir sonraki soruya. Bak burayı dar açı demiş. Dikkat dikkat burayı dar açı demiş. Ha kenarlar özel. Burası 90 olsaydı ne olacaktı? 8, 15, 17 olacaktı. Ama 90'dan küçükse 17'den küçük olacak. O zaman ben üst sınırı buldum üst sınır 17'den küçük olacak. E, o zaman arkadaşlar alt sınır lazım bana. Alt sınır da nedir? Farklarıdır. Yani 15-8'dir. O zaman burası 7 küçüktür. X küçüktür 17 oldu. X'in alabileceği en büyük değer ne olacaktır o zaman? 16 olacaktır. Yani cevap böylelikle 16 çıktı. Tamam mı gençler? Buna dikkat edin lütfen. Şimdi küçük bir not. Yani dikkat etmemiz gereken bazı şeyler. Soru de kullanıyoruz. İki kenar üçgen verildiğinde İkiz kenarın taban açıları daima ama daima dardır. Sebep? Hocam ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik tabanı keş eş parçaya bölüyor ya. Üçgen içinden çizilmek zorundadır. O yüzden tabanı keş parçaya böldüğünden. Aa hocam bu bir dik üçgen çıktı. E bu bir dik üçgense hatta sol tarafta dik üçgen çıktı. 90 ise burası diğer iki açının toplamı 90 olduğundan burası kesinlikle dar olur. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? Burası kesinlikle darsa burası geniş olur. Ha bak şunu yapmayacağız hocam bu açı genişe benziyor geniş açı değil bazı geniş açı ve dar açı bilgilerini bu şekilde kullanacağız mesela ikiz kenar üçgen açıları daima dar niye bak sebebini söyledim yüksekliği çizdin o bu dik üçgende diğer iki açı kesinlikle dardır e burası darsa burası da 180'e tabi yani kesinlikle geniştir ya da açı ortaylık geldiğinde iki tane iç açı ortaylık geldiğinde BDC açısı D açısı neye eşitti? 90 artı a açısı bölü 2 eşit değil miydi? Evet. O yüzden burası 90 artı a açısı bölü 2 olduğundan burası kesinlikle ama kesinlikle geniştir mesela. Ha burada bir de şundan bahsedeyim ben size. Ee, bir üçgenin iç açı ortaylarından bahsediyorsak eğer. Yani. Kesinlikle ama kesinlikle bir üçgenin iç açı ortayları da dardır. Niye? Hocam bu açı üçgen olduğundan dolayı bu burası üçgen olduğundan dolayı iç açılar toplamı 180 yani burası 180'den küçüktür. E burası 180'den küçükse e, iki tane alfa 180'den küçükse bir tane alfa da 90'dan küçük olmak zorunda yani iç açı ortay dar olur arkadaşım ya da şurası da dar dar diyebiliriz arkadaşım bunu da unutma bazen bunu da kullanıyoruz ama bir üçgende genişlik varsa siz diğer darlıkları kullanmak zorunda değilsiniz sadece geniş açıyı kullanabilirsiniz tamam mesela burada dış açı ortay hocam bir üçgende yani şuradaki üçgende böyle iki tane dış açı ortay olduğu zaman hatırla Buradaki D açısı neye eşitti? Hocam 90 eksi A açısı bölü 2 eşitti. O zaman burada açı kesinlikle ama kesinlikle nedir? Dardır. Burası dar. Bir açı ortaylık gördüğümüz zaman bazen bak bunu da kullanıyoruz. Açı ortaylık gördüğünüz zaman şunu da kullanacaksınız. Bir üçgenin dış açı ortayı da her zaman ama her zaman dardır. Buna da dikkat et. Çünkü bu açı 180'den küçük. Çünkü üçgenin dış açısı. Bu o zaman 180'den küçükse 2 alfa 180'den küçükse bir tane alfa da 90'dan küçüktür. Bazen buradaki darlıkları da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama burada kesinlikle ama kesinlikle burası dardır. ilk etapta da bunu kullanmak lazım. Genişte mesela diğer darları kullanmaya gerek yok ama burası dar diye sadece buradaki darlığı değil dar açılı bir üçgende diğer üç açılar da kesinlikle darsa oradaki muhabbette kullanacaksınız. Yani dar açı yap yapacaksınız. Mesela burada dar açı kullandınız. Hani A, B şurası C ise C kare küçüktür. A kare artı B kare kullanacaksın. Aynı zamanda burası da kesinlikle dar ya. A kare küçüktür B kare artı C kareyi de kullanabilirsiniz. Buna dikkat et. Tamam mı dostum? Evet. Bakalım bunların sorusuna. Bir ikizkenar kenar üçgen vermiş burada. x kenar üçgen taban açısı daima ama daima nedir? Dardır. Ha sen soruya baktığında ilk önce şöyle düşünebilirsin. Bakın genişlik ya da darlık direkt soruda verilebilir. Ama bazen de bizim bulmamız istenilebilir. Özellikle ben şunu söylüyorum. Ekstra bir bilgi verilmişse. Üçgen esirliği haricinde. Hani ekstra bir bilgi. Ha tabi Or, yani orta taban çizdiğimiz, muhteşem çizdiğimiz ya da x kenarı oluşturduğumuz durumlar oluyor. Ekstra bilgilerde. Ekstra bilgi verildiğinde ek çizim var mı diye bakarsın. Yoksa genişlik ya da darlık var mı yok mu diye incele. Bunu tavsiye ederim. Evet şuraya baktım mesela. Sen x isteniyorsa hocam x'e ait bir üçgen esiti uygularım diyebilirsin burada. Çok güzel. Evet. Ama niye bu x kenarlığı verdi? Bir de bunu düşünmen lazım. Yani x bir kere toplamlarıyla farklar arasında. 2 kök 3 artı 2 ile 2 kök 3 eksi 2 arasında. Eyvallah bunu bulduk. Bir de burada şu eşitliği niye verdi? İkiz kenar üçgende taban açıları daima ama daima dardır. Dolayısıyla burası kesinlikle ama kesinlikle 180 hata e açısı. Çünkü bu üçgenin açıları lazım bana geniştir. Geniş açı formülünü uygularsın. Buradan ne geliyor? X'in karesi büyüktür. 90 olsaydı X kare. Bak özel bir üçgende yok burada. Aslında var da ben göremeyebilirsiniz. Hani 3-4-5 gibi değil. Mesela bu 30-60-90 üçgende. Dik kenarda hipotenüse geçiş Köküç katı. Ee, burada burası 4 diyebilirim mesela ben direkt. O zaman 4'ten büyük diyebilirim kısa yolda. Ama neyse. X kare büyüktür. 2'nin karesi artı. 2 köküçün karesi diyeceğiz. Evet. O zaman buradan X kare büyüktür. 4 artı 12. Yani buradan ne geldi? X kare büyüktür 16 geldi. Yani buradan ne geldi? X büyüktür 4 geldi. Bak dikkat et. X büyüktür 4 buldum. Bir de X'in aralığını böyle buldum. Normalde X'in aralığı var. E sen burada bak X 4'ten büyük. Alt sınırı 4 buldun. Alt sınır 2 kökü eksi 2 buldum. Tabii ki büyük olan 4 ya bu 2 kökü eksi 2 4'ten daha küçük. O yüzden 4'ü kullanırsın. Alt sınır 4. E, burada üst sınır ne olacak arkadaşlar? Üst sınırı yazmaya gerek yok da yine de yazalım. 2 kökü artı 2 mi olacak? Evet. Çünkü alt sınırı yazdık buradan. Buradan da üst sınır geldi. E 4 bizden ne isteniyor? X'in en küçük tam sayı değeri isteniyor. En küçük 4'ten büyük olacak. Cevap ne olacak o zaman? 5 olacak. Evet örnek 19'u böylelikle 5 bulduk. Geldik örnek 20'ye. Hocam burası D açısı. D açısı nedir? 90 artı A açısı bölü 2 kesinlikle geniştir. Diğerlerinin geniş ya da dar olması bizi ilgilendirmiyor. Özellikle geniş açılı üçgende. Evet bunu uygulayacağım. Özel bir üçgen var mı? Var. 9, 12, 15. Dikkat. Burası 90 derece olmuş olsaydı eğer 9, 12, 15 olurdu. 90'dan büyük olduğundan dolayı 15'ten büyük olacak. Yani üst sınır ve alt sınır. 15'ten büyük x 15'ten büyükse sola mı yazacağız, sağa mı yazacağız, sola yazacağız çünkü 15'ten büyük. Üst sınır lazım bize. Üst sınırda nedir? 9 artı 12 E, Alt sınır lazım olsaydı 12 eksi 9 diyecektik. Evet, x'i ne bulduk? Tanım aralığını 15 ile 21 arasında bulduk. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır? Büyükten küçüğü çıkartıyoruz, bir de bir çıkartıyoruz. Kaç tane varmış? 5 tane varmış arkadaşım. Örnek 20'yi böylelikle kaç bulduk? 5 bulduk. Geldik. Örnek 21'e. Bak BAC açısını 60 dereceden küçük demiş. BAC açısı 60. Buraya 60 ama 60'tan küçükmüş. Burası 60 dereceymiş gibi düşünüp işlem yap. E hocam kosinüs teoremi yapayım. Yapabilirsin. Ama öncelikle bir üçgen esiliğini uygulayalım. Üçgen esiliğinden 8 5 ile 8 artı 5 arasında mıdır? Evet. 60'ı sonra kullanırız. 3 küçüktür x küçüktür 13 bulduk. Evet x'in aralığını bu bulduk. Şimdi gelelim 60'ı kullanalım. 60'ı nasıl kullanacağım? Eğer burası 60'dan küçük demiş. 60 olsaydı ne yapardın? Kosinüs teorem yapardın. Benim kosinüs teoremi sevmediğimi biliyorsun. 60'ı kullanırım. Hocam dik çizerim şöyle. Ama dik çizdiğin zaman ne oldu? Hocam 90'ın karşısı 5 30'un karşısı 5 bölü 2 ile uğraştım. Özel açı mantığı neydi? Sadece bir dik çizme mantığı yok ki. E, bir tane daha dik şuradan da çizebiliriz arkadaşlar. Yeter ki 60'a dokunma. Ya B'den çizeriz ya C'den çizeriz. Bak Güzel bir şey geldi mi? Geldi. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Buraya 1 kalır. 30'un karşısı 4 ise 60 60'ın karşısı 4 köküştür. Normalde x'in karesi neye eşittir? 1'in karesi artı 4 köküçün karesi karesine eşit olur. Eğer burası 60 olsaydı yani x'in karesi eşittir 1 artı 48'den 49 oldu. x böylelikle 7 çıkar. Ama 60 olsaydı 7 olacaktı. E o zaman 60'tan küçükse 7'den küçük mü olacak? Evet. X'i böylelikle 7'den küçük bulduk. 2 aralık bulduk. Hocam bir 3 ile 13 arasında bir de 7'den küçük. O zaman X'in tam aralığını şöyle yazayım. Hocam X 7'den küçük diyor. Üst sınırı yazdık. Alt sınırı da o zaman bu üçgen esilinden gelecek. 3 gelecek. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. 4, 5 ve 6 toplamı isteniyor. Cevap da kaç yapar? 15 yapar. Evet. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hani genişlik ve darlıktaki gibi özel açıları da bu şekilde kullanabiliriz. Özel açılar karşınıza geldiğinde zaten videonun başında da söylemiştim size. Ne yapıyorsunuz? O özel açıymış gibi davranıp x değerini buluyorsunuz. x değeri 60 iken 7 ise 60'tan küçük değerlerde de 7'den küçük yolumunu yapacaksınız sadece. Çoğu arkadaş kosinüsü kullanır ama kosinüsü sevmiyoruz maalesef. O yüzden bu özel açı mantığından çok daha rahat bir şekilde çıkıyor. Örnek 21 15 oldu ve geldik örnek 22. Ye. Evet ABC açısı büyük 45 derece demiş. Evet burası 45 dereceden büyük demiş. O zaman öncelikle ben x'i tanım aralığını şöyle bir yazayım. Toplamlarıyla farklar arasında. Ya gerçi benden en küçük tam sayı değeri isteniyor. Sadece buradaki 45'ten büyüklüğü kullanırsam yeterli olacaktır ama neyse bunu da yazayım. Tam değerini sonucuna ulaşalım. E 4 kök mi? 7 mi? Hangisi daha büyük arkadaşlar? Bunun karesi 48 bunun karesi 49 değil mi? Evet 16 çarpı 2 32 bu. Evet 7 daha büyük. 7 eksi 4 kök 2 7 artı 4 kök 2 arasında olacak. Tamam. Bir aralığımız bu çıktı. Şimdi bir 45'i kullanalım. Eğer burası 45 derece olmuş olsaydı ne yapardık? Hocam bir 90 derece çizelim. 90'ı çizdiğin zaman 90 45 45 üçgenden 4 kök 2 ise burası da 4 burası da 4 mü çıktı 45 45 90 üçgenden. Tamamı 7 olduğundan buraya 3 kaldı. E burası da 90 derece olduğundan 3 4 5 olur. Evet x'i 5 buluruz. Ama 45 derece olsaydı x 5 çıkardı. 45'ten büyükse x kesinlikle ama kesinlikle 5'ten büyüktür. Normalde x'i 5 bulduk ama x büyüktür 5 diyeceğiz. Evet çünkü 45'ten büyük yorumunu yapıyorum. 45 derece için 5 ise, 45'ten büyük değerler için buradaki açının karşısındaki 45'ten büyük değerli açının karşısındaki 5'ten büyük olur. Evet aralığı ne bulduk hocam? X'in aralığını tam aralığını yazayım ben. Hocam 5'ten büyük buldum. Bir kere 5 alt sınır olacak üst sınır lazım üst sınırda 7 artı 4 kök 2 olacaktır. En küçük tam sayı değeri isteniyor. En küçük tam sayı değeri de nedir? Ken 06'nın 6'sıdır. Yani örnek 22'nin doğru cevabı böylelikle 6 çıktı. Özel açıları da bak çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. Her bir bilgi karşımıza çıkabiliyor. Geldik örnek 23'e. Evet şimdi ne demiş? A noktasında bulunan ayaz aşağıdaki şekilde en kısa yoldan D noktasına gidecektir. Şöyle şöyle ve şöyle metreler verilmiş. En kısa yol dediği neresi arkadaşlar? En kısa yoldan. D noktasına gidecek. En kısa yol. Abi öyle işte. Bir dakika. A noktasında bulunan ayaz aşağıdaki şekilde en kısa yoldan D noktasına gidecektir. İlla yolu kullansın demiyor. Yani yolun dışında kullanabilir. En bu olmaz mı? Olur. E AB ile CD birbirine paralel vermiş. Ben buradaki paralelliği kullanacağım. Şunlar birbirine paralel. E, sonra BCD açısı. BCD açısı. Şurayı genişlemiş. E bu açıyla bu açı aynı değil mi? Evet hocam aynı. Yöndeşitten dolayı bu açı da aynıdır. Yani şurası nokta açısıysa burası da nokta açısı geniş açı. E benden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar ben bu uzunluğa ait bir üçgen oluşturmak zorundayım. Çünkü üçgen eşitliği konusundayız. Çünkü Ayaz'ın aldığı yol tam sayı olarak en az kaçtır diye soruluyor. O zaman buna ait bir üçgen oluşturalım. Üçgen hocam 90 olsaydı burası ne yapıyorduk? Böyle dikdörtgen tamamlıyorduk değil mi? A 90'dan büyük diyorsa hani böyle şöyle düşün şöyle bir şey. Şu mesafe sorulmuş olsaydı 90 olsaydı burası ne yapardık? Dikdörtgeni tamamlardık. E geniş demiş. E 90'mış gibi düşün. Burada da dikdörtgeni tamamlasan. Yani biraz ilk paralel kenar diyelim. Şöyle paralel kenara tamamlarsak eğer. 8'se, 8 ise 8, 15 ise 15 oldu mu? Oldu. E burası genişse e o zaman burası yöndeşitten dolayı burası da geniş oldu. Ve şurada bir üçgen karşımıza çıktı arkadaşlar. Nerede? Bak şuradaki uzunluğa ait artık bir üçgen karşımıza çıktı. O zaman buna ait bir üçgeni kullanalım. Yani şöyle bir şey çıktı. Alt tarafa yazıyorum arkadaşlar. Şöyle burası 8 çıktı. Burası 20 çıktı. Pardon 8 olur mu? 15 çıktı. Burası 20 çıktı. Burada kaçta? Geniş açı çıktı. Şu bizden x isteniyor. Şimdi x'e dikkat et arkadaşım. Evet özel üçgen var mı? Var. Evet bak burası 90 olmuş olsaydı 15, 20, 25 derdik. Cevap 25 olurdu. Normalde x'i araya alalım şimdi. Normalde 90 olsaydı 15 20 25 olurdu ama 90'dan büyük dediği için 25'ten büyük olacak. O zaman alt sınır 25 olacak. 25'ten büyük olacak çünkü x. E hocam üst sınır lazım. Üst sınırı da toplamları değil midir? Evet 15 artı 20'dir. O zaman 25 küçüktür x o da küçüktür 25 yaptı. En az kaç metre yol almıştır diye soruluyor bize. Tüm aralığı bulduk. E 25 ile 25 ile 35 pardon burası. 25 ile 35 arasındaki en az değer nedir? 26'dır. Yani Cevap 23. soruda 26 çıktı. Gerçekten güzel bir soru. Hani bir tık daha zor ama 90 olsaydı biz nasıl hamle yapacağımızı biliyoruz. Dikdörtgenli tamamlama çok önemliydi. E burada da hani genişliği biz 90'mış gibi düşünüyoruz ya. E geniş olursa da böyle dikdörtgen değil de paraya kenar tamamlayıp işte şu üçgeni oluşturduk arkadaşlar. Ve çok da güzel bir şekilde soru çözüme ulaştı. Evet örnek 23, 26 yaptı. Ve geldik örnek 24'e. Şekildeki kapı 0 derece ile 120 derece aralığında açılıyor. Evet A, B, C, D 2 kök 3 verilmiş. Sen kapıyı açtın. Mesela dikkat et bu kapı açma gerçekten çok güzel. Kapı önceden böyleydi. Kapıyı açtığın zaman hop buraya mı geldi? Evet. A burası 2 kök burası da 2 kök mü oluyor? Evet açık halinde. Ve kaç derece oluyormuş burası? 120 derece oluyormuş. A ile A üssü arasındaki en kısa uzaklık ee, uzaklık kaç farklı tam sayı değer alır diye soruluyor. Arkadaşlar burası bir kere ne olacak? A ile A üstü arasındaki uzaklık kaç farklı tam sayı değer alır? Öncelikle hiç açmadan önce arkadaşlar bu böyleyken hop şuraya geldi değil mi? Açmadan önce A ile A üstü arasındaki uzaklık bir kere sıfır değil mi? Sıfır sıfır alacağız. Sonra en az en az sıfır dereceyken oldu. En fazladan ne olacak? 120 dereceyken olmayacak mı arkadaşlar? Evet 120 dereceyken en fazla değere sahip. O zaman burada 120 dereceyken ki değeri bulacağız arkadaşlar. O da ne olacak? E, 120 dereceyken ki değer. Kök 3 yani 30 30 120 üçgen olmadı mı burada? Evet. 30 30 120 üçgende 2 kök 3'ün kök 3 katından dolayı şu ikisini çarp 3 3 kere 2 6. Hocam burası alttan küçük olacak. Evet. Alttan küçük olacak. Arkadaşlar şuna dikkat et. 6 değerini alabilir mi? Alabilir diyebiliriz ama e, şekildeki kapı 0 derece ile 120 derece aralığında açılıyor. Şimdi burada 6'yı alacak mıyız arkadaşlar? Galiba alacağız ya. Çünkü 120 derece aralığında. 120 derecede olacak. O zaman e, 0 derece olduğunda A ile A üssü aynı noktaya geliyor. E, A ile A üstü arasındaki uzaklık 0 oluyor. Küçük eşittir. X diyelim. O da küçük eşittir. En fazla da 120 derece olduğunda olacak. O da 6 oluyor. Hangi değerleri alır arkadaşlar? A ile A üstü arasındaki uzaklık kaç farklı tam sayı değer alır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ee, o da 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6'dan 6 değer var. Bir de 0 var. Toplamda 7 tane değer almış olur arkadaşlar. Cevap 0 değerinde alıyor. Dikkat et. Tam sayı değer olduğundan dolayı. Evet bu da ilginç bir güzel bir soru. Aslında özel üçgen sorusu ama e, farklı değerler aldığı için açı kenar bağıntıları konusunda anlatılmış ve geldik şuraya. Arkadaşlar ilk videoda ne anlattık? Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır diye söylemiştik. Evet, şimdi yardımcı elemanlardan bahsedeceğiz. Yani yükseklik, açı ortay ve kenar ortaydan bahsedeceğiz. Bir üçgende açılar ile yardımcı elemanlar ters orantılıdır ya da bir üçgende kenarlar ile yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Bunu sakın ama sakın unutma. Yani burada mesela A'nın karşısındaki kenar A, B'nin karşısındaki kenar B, C'nin karşısındaki kenar C ise A, B, C sıralaması varsa A'ya çizilen yükseklik en büyüktür. Yani A küçüktür, B küçüktür, C'ye sıralaması varsa A'ya çizilen yükseklik en büyüktür. Sonra B, sonra C. Ters orantı olacak. Hocam niye ee, en küçük kenar, bak geniş açılı bir üçgen çizsen en büyük kenar burası değil mi? Buraya ait yüksekliğin bak en az olduğunu. Farkındasın zaten. Ters orantı var arkadaşım. E, aynı şey açı ortaylar için de geçerli. Mesela burası A, B, C iken e, A küçüktür, B küçüktür. C ise NE A açı ortay demek. E, en büyük açı ortayımız A'ya çizilen ters orantı olacak. Sonra B'ye çizilen sonra da C'ye çizilen diyeceğiz. Kenar ortaylar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şurası A, burası B, burası C ise e, A'ya çizilen kenar ortay en büyük sonra B'ye çizilen sonra C'ye çizilen diyebiliriz. Yani işin özü mantığı şu açılar ile yardımcı elemanlar şurayı yazabilirsiniz. Açılar ile ya da kenarlar ile de diyebilirsiniz. Kenarlar ile yardımcı elemanlar neymiş? Ters orantılıymış. Evet, buna dikkat arkadaşlar. Bunu da sorularda kullanabiliyoruz. Bazen karşımıza çıkabilir. Evet hemen sorusuna bakalım. Kenar uzunlukları ABC olan bir üçgenin kenarları, kenar uzunlukları şöyle ABC Evet A dediğimiz kaç verilmiş arkadaşım? Bunlar kaçta birleşiyor? 12'den birleşiyor. Evet burası 6K. Burası 4K. Burası da 3K mı oldu? Evet 12'de birleşiyor. A dediğim 6K. B dediğim 4K. C dediğim de 3K mı oldu? Evet. Buna göre bu üçgenin kenar ortayları arasındaki sıralama nedir diye soruluyor. Evet. Buradaki en büyük kenar hangisi? A. E, A kenarına çizilen kenar ortay. Bakın A büyüktür. B büyüktür. C geldi. Bizden küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. O zaman en büyük kenar A ise en büyük kenara çizilen kenar ortay en küçük olur. VA sonraki VB sonraki VC diyebiliriz. Yani küçükten büyüğe doğru sıralaması VA, VB ve VC şeklinde oldu. Evet çeşit kenar bir üçgende A köşesinden çizilen yükseklik açı ortay ve kenar ortay arasında şu sıralama vardır. Evet arkadaşlar ben size şunu sorsam. Bu A noktasından BC'ye çizilen en kısa uzaklık nedir desem ne dersiniz? Hocam yüksekliktir dersiniz. Yani burası nedir? H, A. E sonra en büyüğü nedir derseniz? Hocam bir H, A var. Bir N, A var. Bir de V, A var. En küçüğü zaten bunun ortadan bu doğru çizilen en kısa uzaklık. En küçüğü neymiş? H, A. E hocam N, A ile V, A arasında nasıl bir sıralama yapacağım? Şöyle bir sıralama yapacaksın. V kenar ortay. Büyük harfle mi gösteriliyor? Evet en büyük kenar ortaydır arkadaşım. O aklında kalsın. Evet burası VA'dır. Burası da NA'dır. Yani sıralamamız HA küçüktür. NA o da küçüktür. VA sıralaması vardır. Tamam. Yükseklik açı ortay ve kenar ortay arasında bu. Çünkü en küçüğü yükseklik. En büyük de hani V büyük V ile gösteriliyor ya kenar ortay. büyük V ile gösterilen kenar ortay da en büyük. Araya da açı ortay kalıyor. Bu şekilde aklında tutabilirsin. Tamam mı dostum? Ve geldik bu haftanın son sorusuna. ABC üçgeninde şöyle bir eşitlik verilmiş. Önce VB ile VC'nin eşit olduğunu kullanayım ben. Arkadaşlar bir üçgen çizsem ABC üçgeninde şu ABC üçgeninde şu şekli kullanmak istemedim. Şimdi VB ile VC birbirine eşit demiş. Yani şuradan çizilen kenar ortay ile buradan çizilen kenar ortaylar eşitse bu bir ikizkenar üçgendir. Kenar ortaylar Hani eşit kenarlara ait çizilen kenar ortaylar birbirine eşit değil X kenar üçgende. Dolayısıyla bununla bu eşittir. E, A'nın karşısı A, B'nin karşısı B, C'nin karşısının C olduğunu biliyorum. O yüzden B ile C birbirine eşit oldu. Doğru mu? Doğru. Bir de ben ne biliyorum? H, A küçüktür. N, A o da küçüktür. V, A olduğunu biliyorum. Bununla alakalı bir şey var mı? E, v, A ile N, A var burada. Bak N, A, V, A'dan küçük. Görüyor musun? E, bunu da burada vermiş. Bu da doğru mu? Doğru. Yani VA büyüktür NA ya da NA küçüktür VA. Buradan zaten VA'nın NA'dan büyük olduğunu biliyoruz. Tamam bu da doğru. Şimdi diğerlerine bakalım. Şimdi burada HA eşittir VB demiş. HA yerine ben VB yazarsam eğer. E buradan VB küçüktür VA mı geldi? Evet VB küçüktür VA geldi. Bu ne demek? B büyüktür A demek değil midir? Evet. Arkadaşlar burada B büyüktür A olmak zorunda. Hadi bakalım B büyüktür A olmak zorunda. Böyle bir ifade var mı? Yok. Ya da VB ile VC birbirine eşit. Ben bunun yerine VC yazarsam VC küçüktür VA geldi ya burada. E bu ne demek? C büyüktür A demek değil midir? Evet. Ama burada A büyüktür C demiş. Bu ifade doğru mu? Yanlış. Bir de ne var burada? VA ile NB'yi inceleyeceğim ben. Evet VA ile NB'yi inceleyelim. VA ile NB. VA ile NB. E burada Şurada NB'yi inceleyelim. NB var mı? Yok. E ben o zaman B'ye ait bir şey yazayım. Arkadaşlar ben bir de şunu biliyorum. E, ne biliyorum? HB küçüktür. NB o da küçüktür. VB değil mi? Evet. E şimdi burada adam bana VB ile VC'yi birbirine eşit vermiş. VB ile VC. Bir de A demiş burada. A. A, A. A'yı incelesek. Bir kere B ile C. VB ile VC birbirine eşit. Dur bir dakika. E, A'yı kıyaslayacağım ben. E, ben burada VA ile NB'yi kıyaslayamam ki ama burada. Şunu da yazsam güzel bir şey gelecek mi? Valla nB burada bir şey geldi sadece. Ben şunu biliyorum. H'a yerine VB yazsam. Ama VA yazmam lazım. VA'ya ulaşmam lazım. VA'ya ulaşmam için o zaman ben yukarıdakini kullanacağım. E, VA bir de NB. Valla burada arkadaşlar hiçbir şekilde VA ile NB arasındaki ilişkiye ulaşamam. Burada şunu yazsak ben bir tek VB, e, VB yerine HA yazabilirim. VB yerine HA yazdığım zaman e, VA ile NB'yi inceleyemem. Çünkü VA'ya ulaşmam gerekiyor. Veya da VB yerine ne yazabilirim arkadaşlar? VB yerine VC yazabilirim. VB yerine VC yazdığım zaman da o zaman VC ile NB ben C ile C'nin kenar ortayıyla B'yi inceleyebilirim. E şuraya baktığım zaman da şuraya baktığım zaman da HA küçüktür NA o da küçüktür VA'ya baktığım zaman da şimdi ben NB'ye ulaşmaya çalışacağım. NB ile VA. E ben burada VA burada varken şurada NB yazabiliyor muyum herhangi bir şey yerine? Yazamıyorum. Çünkü HA VB ve bu var. NB'ye ulaşamıyorum. Ya da şunu yazabiliyor muyuz? HC küçüktür NC o da küçüktür VC'yi incelerken e ben burada NB'ye ulaşmam lazım. NB'ye ulaşabiliyor muyum arkadaşım? Ulaşamıyorum. Yani ben burada maalesef A'nın kenar ortayıyla B'nin açı ortayı arasındaki herhangi bir ilişkiye kesinlikle ama kesinlikle ulaşamıyorum. Ama diğerlerinde B eşittir işte C ve V A büyüktür ne A'ya ulaşabildim. Burada maalesef A ile B'nin A'nın kenar ortayıyla B'nin açı ortayı arasında herhangi bir bağıntıya e 3'ünü de yazsam, A'lı A, A bir şekilde yardımcı elemanları, B'li bir şekilde yardımcı elemanları, C'li şekilde yardımcı elemanları da yazsam ulaşamıyorum. Kesinlikle ifadesini maalesef e, doğrulayamıyorum. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Hani kesinlikle yanlış da diyemiyoruz ama kesinlikle doğru değil bir kere. Soru işareti. O dolayısıyla cevabımız ne yaptı? 1 ve 3 yaptı arkadaşlar. Evet, böylelikle bu olayı bu haftayı burada bitirmiş bulunuyoruz. O zaman yani aç kenar bağıntılarını bitirdik. Yani neyi bitirdik? Üçgenleri bitirdik. En önemli yeri bitirdik arkadaşlar. En önemli yeri. Bundan sonraki konularda da hep üçgenin üzerine bir şeyler koya koya gideceğiz. Sen burada üçgeni bitirdiysen hakkıyla, layıkıyla bitirdiysen bundan sonraki konularında çok güzel bir şekilde gidecek. Hatta sen burada üçgeni bitirdiysen artık TYT'de yani 5'in üstü garanti diyebiliriz. Hakkıyla bitirdiysen. Hocam kolay üçgenleri bitirdik. Hiç önemli değil. Yani burada yani sıfırdan geometri de üçgenleri bitirdik. Hadi diyelim birkaç soru kaçsın ama 4 soru garanti arkadaşım. Yani üçgenler bittiği zaman gerçekten 4 soruyu rahat bir şekilde yapabilirsin. Ha şu mantıkla gittiğin zaman dörtgenlerin de üçgenlerden tamamen üçgenlerden yapılabildiği mantığı aklında da kalırsa büyük ihtimalle sen bu netlerini 5'ten daha fazla tyt'den bahsediyorum ama 5'in üstüne de çıkarabilirsin. Zaten dörtgenlerde de göreceksiniz. Hep üçgenlerden anlatacağız olayı. Evet gençler böylelikle bu haftayı sonlandırıyoruz. O zaman önümüzdeki hafta yani 8. hafta çokgen ve dörtgenler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.